Aşağıdaki grafik orantılı bir ilişkiyi gösteriyor. Grafikteki x ve y arasındaki orantı sabitini bulunuz. Hadi bakalım, hemen videoyu durdurun ve orantı sabitini benden önce kendi kendinize bulmaya çalışın. Şimdi birlikte yapalım. İsterseniz işe orantı sabitinin ne olduğunu hatırlayarak başlayalım. X ile Y arasında orantılı bir ilişki varsa bu iki değişken arasında bir orantı sabiti olacağı anlamına gelir ve orantı sabiti de Y'yi elde etmek için X'i çarpmamız gereken sayıdan başka bir şey değil. Hemen küçük bir tablo yapayım. Orantılı ilişkileri göstermek için çoğu zaman buna benzer tablolar kullanırız. Peki, x 0 iken y'nin de 0 olduğunu biliyoruz. Ama 0'ı neyle çarparsam çarpayım 0 elde edeceğim için bu pek de işimize yaramayacak. Devam. X 1 iken y hangi değeri alıyor? X 1 iken y 3. İşte buradaki nokta. Peki, x 2 iken y bir bakalım. Alter! Evet bu durumda orantı sabitimiz nedir dersem başka bir deyişle y'yi elde etmek için x'i hangi sayıyla çarpıyoruz diye sorarsam 1'den 3'e geçmek için 3 de çarpıyoruz öyle değil mi? Aynı şekilde 2'den 6'ya geçmek için de İsterseniz y eşittir x çarpı bir şey şeklinde bir denklemde kurmayı deneyebiliriz. Y'yi elde etmek için x'i çarptığımız sayı orantı sabitimiz olacaktır. Bunun buradaki tüm durumlarda yani doğru üzerindeki tüm noktalar içinde geçerli olduğunu görmüştük. X'i alıp 3'le çarpınca y'yi elde ediyoruz. Buradaki ilişki y eşittir 3x ve orantı sabitimiz de 3'tür.